Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor'un yeni transferlerinden Gökhan Erdöl, şampiyonluk için 52 Ordu Spor'a geldiğini ifade etti. Elazığ Spor'a teşekkür ediyorum başkandan yöneticisine kadar bize bu müsaadeyi verdikleri için. Biz buradan ayrıldık ama sadece işte hep söyledim. Yani bedenen ayrıldık, Ruyen hep buradaydık, maçları takip ediyorduk, içeride arkadaşlarımız var, onlara işte konuşuyorduk. İlk yarıyı da çok iyi geçirdiler. Başkanımla görüştük zaten, yöneticiyle, Berk abiyle hep görüşme halindeydik. Hiç kopmadık yani, işte o yüzden hoş geldin diyenlere diyorum, hoş geldin demeyin, ben zaten hep buradaydım. İkinci yarıda inşallah hep beraber şampiyon olacağız. Bir sözüm vardı benim, Mayıs'ta kupayı alacağız diye. İşte yarım kalan işi tamamlamak için geldik. İnşallah Mayıs'ta kupayı hep beraber alacağız. Evet, 5 puan fark var. İkinci yarıda lidere gideceğiz. Şu anda grubumuzun lideri Mersin. Ama işte her zaman söylerim, biz Ordu Spor'uz. Bizim için içerisi dışarısı hiç fark etmez. Biz sahaya galibiyet için çıkarız. 5 puan da kapanır. Daha fazlası da kapanır. Bunu başaracak bir takım var. Gerçekten çok iyi bir takım kurulmuş. Biz bunu kapatırız yani. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün benliğimizle. Ondan sonra işte baktığın zaman işte aşağıdan gelen takımlar da var. Grup zorlu. Ama bizim takımımız çok kaliteli oyunculardan kurulu. Ve bu puanı da kapatacağız. Hep beraber yani taraftarıyla, oyuncusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla kapatacak güçteyiz. O yüzden inancımız tam. İşte iyi çalışacağız ikinci yarı için. Çünkü zor geçecek ikinci yarı. O yüzden bunun farkındayız ve şampiyon olacağız. Başka çaresi yok yani. Orduspor 1967'de en golcü isim Harun Özcan oldu. Genç oyuncu 8 kez fileleri havalandırdı. 3. ikinci grupta mücadele eden Orduspor 1967 ilk yarıda oynadığı 16 maçta fileleri 26 kez havalandırdı. Mor Beyazlılar yeni Ordu Stadyumu'nda oynadığı 8 maçta 17 gol atarken deplasmandaysa 9 gol buldu. Ordu Spor 1967'nin gol yükünü Harun Özcan çekti. Sol kanat oyuncusu oynadığı 16 maçta 8 gol sevinci yaşadı. Sezon başında Eyüp Spor'dan kiralanan 22 yaşındaki Özcan'ın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Harun Özcan 3. ikinci grupta gol krallığı sıralamasında kendisine 3. sırada yer buldu. Mor Beyazlılar'da Harun Özcan'ı 5 golle Abdülkadir Akyıldız ve 3 golle Metin Sevinç takip etti. Ordu Spor 1967'de Adem Doğan, Cevat Can ikinci, Ufuk Özcan ve Uğur Ayhan ikişer gol kaydetti. Mor Beyazlılar'da İsmail Kayalı ve Hakan Aydın takımına bir gollük katkıda bulundu. Fas'ta Belediyespor'da izin pazartesi günü sona erecek. Sarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarını Fas'ta da devam edecek. Fas'ta Belediyespor ikinci yarı çalışmalarına pazartesi günü Fas'ta da başlayacak. İlk devrede istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler ikinci yarı için hem ilçe stadyumunda hem de sentetik sahada çalışacak. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu gözetiminde Fas'ta kampına başlayacak temsilcimiz ikinci yarı için güç depolayacak. Fas'ta Belediyespor Transfer Komitesi de teknik direktör Hüseyinoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde yönetimin kadroya en az 5 takviye yapması bekleniyor. Fas'ta Belediyespor'da ikinci yarı için ilk hedef alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak olarak açıklandı. Küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan temsilcimiz ikinci yarı göstereceği performansla üst sıraları zorlamak istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.